Efendim, Bengitürk TV ekranlarından Sebep Sonuç programından hayırlı geceler. Bu gece hacklenmeleri konuşacağız. Hacklenmeler başlığı altında insan beyni hacklenebilir mi ve vücudu da hacklenebilir mi? Elon Musk'ın mı yoksa Bill Gates'in mi çipi başlığı altında yine masaya yatıracağız ve nanobotlarla frekanslar dosyasını da açacağız bu gece. Araştırmacı yazar Erkan Türk'ten hocam ile beraber. Konular aslında uzun. Evet. Yüzeysel bir iki tanesi zaten can alıcı nokta. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Murat Bey. Nasılsınız, iyisiniz? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyiz, sizi göremiyoruz hocam artık. Şimdi kendi yayınım da var. Kendi o yayınınız var. Yoğun kara kedi oluyor. Mi girdi araya? Soruyorlar Erkan Hoca nerede? Bir kedi girdi araya. O kedi de benim ev kedim olabilir. Ama yakında çıkar aradan. Kedi nasıl? İyi ama o da beyaz bir kedi yani. Kara kedi de değil yani. Şimdi hocam, yaklaşık bir İki haftadır sosyal medyada tabii bir linç de oluştu size karşı. Hani çiplenme konusunda, bilinç nakli konusunda, işte Elon Musk'ın beyanları doğrultusunda siz bir şeyler söylediniz. Ama insanlar bir tepki gösterdiler, bir linç karalama kampanyası oldu. Sevgili Türker Akıncı buradan izliyorsa selam gönderelim kendisine de. Yine Haluk Hocam, Haluk Özdil ile beraber. Ne anlatıyor bunlar? Hep başa dönüyoruz. Ne içmiş bunlar? Ne kullanıyor bunlar? Komple teorisyeni bunlar. Dediler. Fakat sözü vereceğim tanıtımdan önce size bu konuyla ilgili. Sonra konuya başlayacağım ama şu var. Daha düne kadar zaten bu virüs konusunu da, şu an günümüzde olan aşı konusunu da aylar öncesinde bu tarz programlarda zaten anlattınız. Anlattık, bakın dünyayı bir virüs bekliyor dediniz. Hatta şöyle dedim ben, yani biyolojik bir olay olabilir dedim. The Economist dergisinin kapağını yorumlarken 2020 nükleer ya da biyolojik bir olay da olabilir dedim. İşte o biyolojik olay gerçekleşti. Yani bu da bir komplo teorisiydi ama gerçek oldu. Her ne hikmetse yani bu gözle bakıyorlar. Çünkü insanlar... Murat Bey, korkuyor mu? Hem korkuyorlar hem de araştırmıyorlar. Yeteri kadar bilgiye aç değiller. Aslında bilgiyi, ellerindeki verileri kendilerini eğlendirmek için kullanmaya yönlendirilmişler. Bu yüzden de bu da çip kadar tehlikeli bir durum. Hatta bazı raporlar yayınlanmıştı. 1950'li yıllara ait olduğu söylenen ve bir bilgisayar firmasının bilgisayarından ortaya çıkan, yanlışlıkla atılmak üzereyken bir belge var. O belgeyi şu an unuttum ismini ama çok önemli bir belge. O belgede insanların fark edilmeden nasıl yönlendirildiği anlatılıyordu. O belge de NASA'ya ait bir belge. Şimdi NASA'yı da konuşacağız zaten. Evet, evet. Gündemimizde 2020... bu da var. Yani 2011 yılında başka bir belge üzerinden 2020'nin nasıl tanımlandığını da oradan göreceğiz. Ama insanlar konforlarını bir kenara bırakmak istemiyorlar. Gerçeklerle yüzleşmek istemiyorlar. Ve maalesef bu tür ithamlarda bulunabiliyorlar çipli, kolayca. Çipli dönüşüm yılı dedi. Tabii onu da göreceğiz birazdan. Şimdi bugün tabii çip yerleştirilmiş bazı insanların videoları var. Onları izleyeyim. Hem de sizden yorumlar bekliyorum. Yurt dışında yapılan bazı ameliyatlar var. Engelli vatandaşların da kollarını ve bacaklarını nasıl hareket ettirdiği beyin dalgalarıyla çip yerleştirdikten sonra o görsellerimiz de var. Bir tanıtım var. Tanıtıma gideceğiz. Fakat bugün yine bir kitap hediyemiz olacak. Bir de sorumuz var. Haberim yokmuş gibi çek. Kitabımı hediye edeceğiz 5 izleyicimize. Sorumuz da kolay. Bir vatandaşlık alan robot var. Çok da gündeme gelmişti. Robotun adını mı soralım hocam yoksa vatandaş kaldığı ülkeyi mi soralım? İkisini beraber mi? İkisini beraber zor soralım. Zor mu olsun? Ben sosyal medyada paylaştım. Adı nedir dedim. Tabii hangi ülkenin vatandaşı artı olmuştur? Artı iki cevabı veren izleyicimize. Çünkü hangi kolay ülkenin oldu vatandaşı diye, ve adı nedir? Kolay robotun oldu diye yazanlar olmuş. O zaman zorlaştıralım biraz. Dalga geçenler var. İsmail falan geliyor. Evet, tanıtım var, tanıtımı izleyelim. Hızlı hızlı başlayalım hemen arkasında. Sebep sonuçta insan ekleme dosyası masaya yatırılıyor. Yüzyıllardır insanı kontrol etme projelerinin asıl amacı nedir? İnsan beyni ve vücudu hacklenebilir mi? Yeni dünya düzeninde insanlar dijital köle haline mi getirilmek isteniyor? NASA 2020 yılını insanlığın çipli dönüşüm yılı mı ilan etti? Elon Musk insanın bilincini kaybedip ne yapmayı hedefliyor? Şeytani yapı Big Data ile toplanan tüm bilgilerle levh-i mahfuza mı gönderme yapıyor? Elon Musk'ın çipi mi, Bill Gates'in çipi mi?
Singularity kavramı ne demek? Neden ve kimler bu projeyi ortaya attı? İnsanlar gelecekte robotlaşmasıyla hacklenmeme ve zihnin koruması için antivirüsler mi pazarlanacak? Deccal dijital dünyada insanlığa karşı ne kadar daha acımasız olabilir? İnsan ırkını hangi projeler bekliyor? Hepsi ve daha fazlası az sonra Sebep Sonuç'ta. Evet. Şimdi hocam şöyle başlayalım. Ondan sonra aslında zaten bu ilk soracağım soru bu gecenin temel sorusu. İnsanları zihnini kontrol etmek, daha doğrusu genel anlamda insanları kontrol etmek yüzyıllardır araştırılan, denenen, altına işte bazı projelerle doldurulan bir istek, bir kesim tarafından da bunu konuşuyoruz programlarda. Niye insanlar tamamen kontrol edilmek isteniyor ve kim tarafından isteniyor? Böyle bir açalım bunu. Yani çok fazla aslında bahsediyorsunuz bunları ama bugün onun asıl ana fikrini bir duyalım sizden. İnsan doğasına baktığımızda aslında Nietzsche'nin de tanımladığı bir doğayla karşı karşıyayız. Çok öz bir şekilde anlatmış bunu Friedrich Nietzsche. Demiş ki güç istenci denilen bir tutku var bizde, insanoğlunda. Yani güce doymamak, gücü elde etmek, onu kullanabilmek ve bu güç vasıtasıyla insanın kendisini iyi hissetmesi. Böyle tanımlamış bu güç istencini ve bunu da şekillendirmek gerektiğini aktarmış. Bu güç istenci dediğimiz şey ego ile çalışan, nefsle çalışan bir şey. Dolayısıyla da her insan nefs sahibi olduğu için bir gücü elde etmek, o güç çerçevesinde de mümkün olduğunca farklı şeyleri, sadece insanları değil şeyleri kontrol etmek ister. Bu insanın tabii durumudur. O yüzden insanoğlu yaratılış çerçevesinde baktığımız zaman iki unsurdan oluşur. Bir onun ruhani varlığı vardır, bir de nefsani varlığı vardır. İşte bu çatışmayı yaşayan bir insan nefsani varlığı daha ağır bastığında daha çok kontrol mekanizmasını çalıştırmak ister. Bu insan psikolojisinin temelidir zaten. Ama bir de kadim zamanlardan ele aldığımızda bu nefsi sürekli kaşıyan sistemler olmuş kadim zamanlarda. İnsanlar da olmuş. Keza Kur'an-ı Kerim'de Firavun kıssası sürekli anlatılır. Nemrut kıssası anlatılır. Bunlar boşuna anlatılıyor değiller. Çünkü buradaki güç tutkusunun nasıl ceberrut bir yapılanmaya sebebiyet olabileceğini ifade ediyor Kur'an-ı Kerim bize. O yüzden de Firavun örneği sadece o dönemin örneği değil, bugünün de örneğidir. Şimdi Firavun İsrailoğullarını köleleştirdiği zaman oradaki işçilerin hiçbir hakkı yoktu, hiçbir statüsü yoktu. Onlar sadece Firavun'un zevklerine kurban edilebilecek, gerektiğinde de öldürülebilecek, yok edilebilecek bir topluluktu. O yüzden de isyan ettiler, baş kaldırdılar ve o bölgeden, Mısır bölgesinden kaçtılar. Kölelik rejimi dediğimiz o rejim tarzı insanın nefsi var olduğundan beri süre gelen bir rejim tarzıdır köle. Ve devam edecektir. Çünkü nefsi yok etmediğimiz sürece bu var olmaya devam edecektir. Ama bir takım dünyada distopya ve ütopya tasarımcıları, düşünürleri var. Bunlardan bir kısmı, en azından ütopyacılar için söyleyelim bunu, diyorlar ki ileride bir gelecekte insanın bu tutkularını da dizginlemek mümkün olabilir. Bu dizginlemeyi gerçekleştirdiğimiz zaman bir cennet hayatı yaşayacağız. İşte aslında bunları da şeytan fısıldıyor onlara. Çünkü biliyoruz ki dini temele baktığımız zaman ister Brahmanizme bakın, yani Hinduizmi kastediyorum, ister İslam'a bakın, ister Museviliğe bakın, ister Hristiyanlığa bakın, hepsinin ortak bir noktası var. O da şer güçlerin insanoğlunu her zaman kullandığına dair olan bilgi. Bunların hepsinin ortak noktası budur. Fakat günümüzde bu ortak noktalara sahip olan o geleneksel dini yapıları ortadan kaldırmaya çalışan bir sistem var. O sistem de şu anda teknoloji vasıtasıyla büyütülüyor, kurgulanıyor ve bize şunu söylüyor. Şeytan bir yalandı, böyle bir şer güç yok, her şey insanın içerisinde var olan bir gerçeklik, yani insan kendi günahlarına, daha doğrusu bunlara günah bile demeyelim ama kendi hatalarına bir kılıf uydurmak için bunları icat etti. Tanrı'yı icat etti, şeytanı icat etti. Biz bunların hepsini ortadan kaldıracağız
ve insanın doğasını kökten değiştirecek yeni bir sistem getireceğiz demeye başladılar. Bu kontrol mekanizması bu iddiayla birlikte karşımıza çıktı. Çünkü evrimcilere baktığımızda onlar bize şunu naklettiler. İnsan eski çağlarda zaten maymunsu bir yaratıktı. Zeka seviyesi düşüktü. Nihayetinde evrimle birlikte bir süreçte ilerledi. İlerleyince de öyle bir dönüm noktasına ulaştı ki şu anda artık insan sadece zeki değil, aynı zamanda kendi kendini dönüştürebilecek kadar da bilge oldu. Nasıl dönüştürecek? Ürettikleri vasıtasıyla dönüştürecek. Çiplenecek veyahut da modifiye edecek vücudunu ve evrim basamağında yeni bir çizelge karşımıza çıkacak. Yeni bir insan tipi karşımıza çıkacak. Ama o insan tipi de nasıl tasarlanıyor? Gerektiğinde duygularıyla oynanmış, hormonlarıyla oynanmış ve dünyanın sağlığı ve gidişatı açısından daha istenen bir insan tipi diyorlar buna. Ama bunun ne kadar insan tipi olduğunu da sorgulamak gerekiyor. Gerçekte bu bir insan mı olacak? Yoksa artık insanoğlu başka bir yere mi gidecek? Yani insan sıfatından sıyrılarak başka bir şeye mi dönüşecek? Şimdi teknoloji dedik ya, o zaman şunu sorgulamamız lazım. Bugün elimizdeki bütün teknolojiyle biz ne yapıyoruz? Biz elimizdeki teknolojiyi niçin kullanıyoruz? Genel itibarla söyleyelim bunu. Nefsimiz için kullanıyoruz açıkçası daha çok. Her birimiz, kimseyi suçlamak için bunu söylemiyorum. Yani her birimiz kendi egomuzu tatmin etmek için interneti kullanan insanlara dönüştük. Çünkü o bizi şekillendiriyor. Bakın bugün YouTube'da bir yere girin veya Instagram'da size girdiğiniz sayfalar doğrultusunda, seyrettiğiniz videolar doğrultusunda hemen yeni videolar gönderir. Bunu da izlemek istiyormuş. Öneriyor. Ve sizi aslında bulunduğunuz düşünce çerçevesinin dışarısına çıkamayacak hale getiriyor. Aslında seçeneği de o veriyor. Yani şu mu, şu mu? Sen aslında bir şey seçtiğini zannediyorsun. O ikisi de onun seçeneği. Buraya geliyoruz işte. Yani sana diyor ki, senin temelin bu, bunun dışına çıkma. Ama temele geleyim şimdi. Nefs dedik ya, şimdi bir çocuğun hayatını düşünelim. Çocuk hayatla yeni tanıştığı zaman deneyimler onun için harikuladedir. Çünkü her şey şaşırtıcıdır. Her şey mükemmeldir. Her şey sürprizlerle doludur. Ve çocuk bedenini tanımaya başladığında o bedeninin bir takım hazlar getirdiğini de tanımaya başlar. Ve ne olur ergenlik çağında bedenine daha fazla yönelmeye başlar. Doğru mu? Bedenine yöneldiği zaman da egosunu daha fazla besler ve bir ego geliştirir. Ancak insanı hayvandan ayıran noktada tam da burası. Çünkü ergenlik çağından itibaren insan kendi bedenine daha fazla odaklanıp kendi hazlarını daha üstün tutmaya başladığı zaman burada bir meleke daha devreye girer insanda. Bilgi açlığı. Sadece kendi bedenine odaklanır belli bir süre. 5 sene, 10 sene, 15 sene ama aklın da gelişmesiyle birlikte insanoğlu şunu da sorgulamaya başlar. Evet, benim bir bedeni hazlarım ve zevklerim var. Bundan doğan bir yaşam tarzım var. Fakat bununla birlikte bir zekam ve bir aklım da var farklı olarak. Sadece hazza dayanmayan bir düşünce biçimim de var benim. Yani bilincin ötesinde o bilinci sorgulamayı gerektiren arka planda bir akıl da sahibiyim aynı zamanda. Allah vermiş çünkü bunu. Bunu birlikte götürdüğü zaman İnsan kendi çevresinden çıkarak, o sığ çevresinden daha büyük düşünmeye doğru gidebilir. O yüzden bakın şartları çok kötü olan nice insan vardır. Gecekonduda doğmuştur. Veya işte uyuşturucu baronlarının yaşadığı bir bölgede doğmuştur. Veyahut da satıcılarının veyahut da işte kötü insanların olduğu bir muhittedir yaşam tarzı. Ama öyle insanlar vardır ki bu insanlar böyle muhitlerden pırlanta gibi çıkmasını bilmiştir. Aziz Sancar örneği var. İşte böyle örnekler var. Nasıl çıkabilmiştir diye sorduğumuzda işte sadece verilen çevreyle sınırlı kalmamış. Ben bu çevrede doğdum. Benim tanıdığım kişiler bunlardır dememiş. Verilen aklını öyle bir kullanmış ki o akıl sayesinde
bana verilen şartları kabul etmiyorum. Ben bunları sorguluyorum. İyiyi ve doğruyu sorgulayacağım ve buradan bir analizle farklı bir gidişat seçebilirim demiş. O yüzden de böyle çok kötü bölgelerden çıkan çok başarılı insanlar var. Şuraya geliyorum. Ama bugün artık bölgelerimiz bizim mahalleler değil. Semtler, kötü semtler değil bizi kuşatan bölgeler. Veya elit semtler değil yaşam tarzımızı belirleyenler. Bizim yaşam tarzımızı artık internet belirliyor. Bizim yaşam tarzımızı teknoloji belirliyor. İzlediklerimiz, takip ettiklerimiz, beğenilerimiz belirliyor. Ve beğenilerimiz sonucunda bize önerilen videolar belirliyor. Önerilen kişiler belirliyor. O zaman bizim bir noktada daha farkındalığı yakalamamız lazım. Acaba gerçekten ben bağımsız mı düşünüyorum? Yoksa benim daha ergenlikten itibaren taşıdığım bazı fikirler ve düşünceler benim bir fanusuma mı dönüştü? Benim küçük dünyama mı dönüştü? Ve şu anda bu teknoloji beni ben fark etmeden yönlendiriyor mu acaba? Yani gizli bir yönlendirici mi var benim hayatımda? Beni buraya itiyor ve asla oradan kafamı kaldırmamamı sağlıyor. Ve ben de kendimi özgür hissediyorum. Bu sahte dünyanın en büyük özelliği nefse hitap etmesidir. Nefse hitap ettiği zaman işte siz bu nefse hitap etmiş olan sistemden kolayca kurtulamazsınız. Çünkü nefs insanın can damarı gibidir. Yani o kadar sizi aşağı çeker ki, o kadar sizi bağlar ki kolay kolay o zincirden kurtulmanız mümkün değil. O yüzden de bu dünyanın kurgulayıcıları nefsin ne menen bir şey olduğunu çok iyi bildiklerinden dolayı. Bakın araba reklamında cinsellik var değil mi? Veya işte şampuan reklamında kadın var. Ön planda, kadın vücudu. Ön planda. Bunların hepsi ön planda ve özellikle bunlar hep konuluyor. Bunların konulmasının sebebi şu. Senin aklını hep o ergen fikirler doğrultusunda tutmak için elinden geleni yapan bir sistematik var ki sen farklı bir mecraya yönelemeyesin. Tabii ki biz burada cinsellik kötüdür, şudur, budur edebiyat yapacak halimiz yok. Nihayetinde herkes yuva kuruyor, evleniyor, çocukları oluyor vesaire. Bunu geçiyorum ama buradaki akıl öyle bir akıl ki sizi hayvan mertebesinde tutmak için ye, iç, işte münasebetlerini gerçekleştir, uyu, bunun haricinde hiçbir şey yapma. Bir fark var hayvandan, o fark da şu, kendi zevklerini bolca tercih ediyormuş gibi özgürleşen, zannediyorsun. Özgürlüğün hapishaneye dönüştüğü alan burasıdır işte. O özgürlük sadece beşeri hayatın özgürlüğüdür. Bugün bencilleştirilmiş insan tipiyle birlikte, şimdi insanlar evlere kapandı ya bu korona süreciyle birlikte, daha çok bölünmüş ve parçalanmış aile tipi, daha çok birbirine dokunmayan insan tipi, daha çok sadece kendi hayatının üstünde bir hayat kuran ve başkalarının hayatını önemsemeyen bir insan tipi ve asla bir araya gelemeyecek kişilikler oluştu. Şimdi eskiden bakın tek bir yayın vardı. İki televizyon kanalı vardı. Oradan insanlar en azından ortak bir değerde buluşabiliyorlardı. Naim Süleymanoğlu halteri kaldırdığı zaman Türkiye'nin tamamı neredeyse izliyordu televizyondan onu. Ve böylece dışarıya çıkabileceğimiz zaman, çıktığımız zaman, bunu her konuştuğumuz zaman biz sizinle ayrışmıyorduk. Çünkü dün gece onu izlemiştik zaten beraber. En azından izlemeseniz bile zaten vatandaşların %99'u bunu konuştuğu için sizin de bir bilginiz oluyordu. Ve bizim sizinle ortak bir dil kullanmamız mümkün oluyordu. Şimdi böyle mi oluyor? Şimdi internete gir. Kendi zevklerin doğrultusunda ayrı bir dünya. Öbürü kendi zevkleri doğrultusunda ayrı bir dünya. Gayet güzel, özgür bir ortam. Fakat dışarıda insanların tartışacak konu bulamadığı, asla bir araya gelemediği ve fikir birliğine de varamadıkları ve birbirlerini yük olarak gördükleri bir psikolojik fanus. Peki hocam, yine başa dönersek sormak istediğim aslında biraz da şuydu. Çok güzel anlattınız. Hem sosyolojik kısmı, psikolojik kısmı, ezoterik kısmı da var şimdi baktığımızda. Bu insan kontrolü, zihin kontrolü, kontrol etmek istedikleri ırklar
tırnak içerisinde baktığımızda o zaman bir yapı da çıkıyor ya karşımıza. Diğer bizden olmayan diğer insanların işte sizin o şeyiniz de var. Canı, kanı, namusu her türlü mübahtır bize, her türlü yapabiliriz, ele geçirebiliriz, öldürebiliriz, kan akıtabiliriz dedikleri bir oluşumla bir üstün görme kendilerine bir ırk da var. Var. Biraz oraya girelim. Ondan sonra çünkü bu projelerin asıl temelinde böyle bir ırkın şeyi var. Fikri var. Fikri var. Altyapısı var. Doğru. Bu ırkın kendini üstün gören goyim. Yani görüyor ya. Bizleri goy olarak, goyim olarak görüyor ve kendisini daha üst mertebeye yani seçilmiş ırk olarak görüyor. Bu ırkın bu tasavvuru dinden aldığını düşünüyoruz biz. Yani vaat edilmiş topraklar üstün ırk, işte yaratıcı bize burayı vaat etti. Biz insan olduğunu üstün ırkıyız falan diye kendilerince vaat edilmiş topraklar var o ayrı ama o sana vaat edilmiş değil. O başka bir şey. Tabii orada şimdi şunu görelim. Tevrat'a baktığımızda Rab Yehve orada ya da Elohim orada inançlılarına hep şunu söylemiştir. Benim emirlerimi uyduğunuz sürece sizi doğru yola ileteceğim ama emirlerinden çıktığınız sürece de sizi lanetleyeceğim. Sizi hakir göreceğim. Hazreti Musa bile Tevrat'a okuduğunuzda görürsünüz ki bunlar beni taşlayacaklar diyor. Bu kavmim hiç söz dinlemiyor diyor. Tevrat'ta yazıyor bunlar. Ben ne yapayım diyor. Bunlara nasıl söz getireceğim, dize getireceğim. Nasıl bunlarla başa çıkacağım diyor. Bana bir yardım et diyor. Sürekli Allah'tan bir istekte bulunuyor. Yani sürekli kavmine karşı bir hoşnutsuzluk içerisinde bir peygamber. Bu Tevrat'ta geçiyor zaten. Buradan baktığımızda Spinoza'nın fikirlerinden de yola çıkarak söylüyorum ki Spinoza da eskiden bir Yahudiydi ve kitaplarını yazdıktan sonra özellikle sorguladı ve inancı ve en sonunda şunu söyledi. Ya bu vaat edilmiş topraklar sizlere vaat edilmedi dedi yani. Yanlış anladınız Tevrat'ı dedi. Bu Tanrı Rab her zaman bu vaadi bir kere söyledi diye bu vaadi aynen gerçekleştirecek diye bir hüküm söz konusu değil. Çünkü Tanrı Rab aynı zamanda şunu söyledi. Bu hükümlerden çıkarsan ben seni dünyadaki en hakir ırk da yaparım. Topluluk da yaparım dedi. O yüzden Tanrı Rab sadece böyle belli bir kitleyi, belli bir ırkı seçerek onu üstün tutacak kadar böyle sadece onu her şeye rağmen ama üstün tutacak kadar. Yani ne yaparsa yapsın, her günahı işlerse işlesin yine de üstün tutacak kadar bir Rab değil. Bu açıklamayı Spinoza yapmıştı. Ben hocam araya gireceğim. Şöyle lafınızı unutmayın. Siz ya da diğer konuklarım, uzman stratejistler de, araştırmacı yazarlar da İncil'den ve Tevrat'tan örnekler veriyorlar ya. Şimdi burada da tabii ben o tepkiyi de alacağımı biliyorum. Orada araya gireceğim. Şöyle. Evet, doğru. Nedir? Kaynak olarak bakın sizin inandığınız kitapta bu var. Onlara seslendiğimiz için böyle konuşuyoruz zaten. Yoksa şimdi ben Kur'an-ı Kerim'i versem zaten onu bağlamıyor ki benim. Bu yazısıdır. Allah'tan diğerleri için bahsediyorum. Allah'tan geldiği gibi kalmamıştır. Kur'an'daki peyanda öyledir. Bizi bağlayan Kur'an-ı Kerim'dir. Şimdi burada da öyle mi bak sen şey mi yapıyorsun? Hayır, gerçeği de odur. Kul yazısıdır. Değiştirilmiştir. Kur'an-ı Kerim'de de bu var. Örnekleri bakın sizin inandığınız kitapta da size vaat tabii edilen bir de bu değil aslında. Kendi diyorsunuz. Kitabımıza göre verdiğimizde onu zaten ona çizelim. Çünkü şu geliyor. İmanı yok. Ya hoca niye Tevrat'tan örnek veriyor kardeşim? İşte, mevzusu geliyor. Size de geliyor. Tabii işte ben onun bu yüzden örnek veriyorum. Çünkü konuştuğumuz konular o yani insanlara benim Kur'an-ı Kerim'dir. Bitti. Tabii ama o insanlara yönelik konuştuğumuz için onlara anlatmaya çalıştığımız için bir şey. Ya, onların anlaması açısından. Olalım. Çünkü geleceğini de biliyorum. Tersi de geliyor. Onları konuşmayıp niye oradan konuşuyorsun, ayrım yapıyorsun, o inançları var mı? İnancın var, ona inanıyorsun. Tamam bunda sorun yok. Ben ona inanmıyorum diyorum. Çünkü değiştirildiği Kur'an'da beyan. Sizin paylaşımınızdan dolayı da birkaç videoda da size de gelmiştir. Hani ya niye İncil'den Tevrat'tan örnek veriyor ki diyor. Çünkü o insanları konuşuyoruz. Onları, o insanlara da seslendiğimiz için. O insanlara seslendiğimiz için o insanların bakın sizin kitabınızda dahi bunu söylüyor diyoruz. Aynen öyle. O yüzden aynen. Bunları açıklama mecburiyetindeyiz onlara. Yoksa biz Kur'an-ı Kerim'den tabii ki ayetlerde okuyoruz, söylüyoruz. Salih kullarıma. Tabii salih şimdi kullarım. Salih senin salihten anlayışın ne? İsim değil o yani bir kişi ismi değil salih yani sadece. Sen kan gölüne çevirmişsin Orta Doğu'yu. Suçsuz o kadar insan, çoluk, çocuk ölmüş, katletmişsin. Nasıl bir salihlik? Niye ben ama üstünüm? Üstünlük böyle bir şey mi? Katlederek mi yani? Senin inandığında da
yaratıcın atıyorum böyle mi istiyor? Böyle bir üstünlük mü verdi sana? İşte bunun altını dolduramadıkları için de biraz önce aslında programın başında dediniz. Arkada bir zaten şeytani yapı değil, direkt şeytanın kendisi var. Kardeşim doğrusu budur diyor ona. Ona da inandırmış kendini aslında. Tabii ona inandırmış. Bir de şu bir gerçek ki bugün Merovenj denilen bir hanedan var biliyorsunuz. Habsburg hanedanı da Merovenjlerle bağlantılıdır. Hı-hı. Otto von Habsburg yani ölmeden önce ne dedi? Kudüs krallığına benim gözüm var dedi. Kudüs kralı olmaya gözüm var. Yani talibim kral olmaya dedi. Bunun sebepleri de dinseldi zaten. Şimdi insanlar zannedebilir ki ya laiklik çağında yaşıyoruz. Hiç kimsenin dinsel bir sebebi yok. Hayır. Eğer Otto von Habsburg ölmeden önce Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun son veliahtıydı. Benim Kudüs krallığında gözüm var dediyse, ben Kudüs krallığına talibim dediyse onu dinsel gerekçelerle yapıyor. Aynı zamanda kendisi de Gül Haç örgütünün bir üyesiydi. Gül Haç örgütü laik bir örgüt mü? Hocam reklama gitmeden önce şeyle toplayalım mı? Şöyle bitireyim. Yani buradaki asıl amaç hacklenme, insanın kontrolü, oraya geleceğiz. Zihin kontrolü asıl temelinde. Buraya bir gelip hemen bitiriyorum. Gideceğiz. Gül Haç örgütü laik bir örgüt mü? Değil. Peki Merovenj hanedanı kendini nereye bağlıyordu? Mavi kanlı bir yaratığa bağlıyordu. İngilizler, İngiliz kraliçesi, Merovenj hanedanıyla akraba zaten. Böyle baktığımızda bunlarda bir mavi kan ideolojisi var. Siz bunlara inanın ya da inanmayın. Bunlar bunlara inanıyor ve taptıkları varlıkları da mavi kanlı olarak görüyorlar ve soylarının da bunlarla irtibatlı olduğunu görüyorlar. Bu hikaye Lilith hikayesine kadar gider. Böyle baktıkları için de biz normal insan değiliz. Bizim diğer insanlardan farklı bir yanımız var. Biz daha üstünüz, daha zekiyiz. Tanrı önce bizi yarattı. Sonra diğerlerini de hayvan mertebesinde bize işçi olsunlar diye yarattı. Bu düşünceyle baktıkları için bugün de onlar iktidar sahibi oldukları için, parayı ellerinde tuttukları için de bugün bu çip geldi başımıza bela oldu ve daha fazla da bela olacakmış gibi gözüküyor diyeyim o zaman. Çip konusu mu? Çip konusu da ve tabii diğer konularda. Ve bugün korona konusu da bunlarla ilişkilidir, ilintilidir. Ama siz tek düze bakarsanız, sadece bir yerden bakarsanız, oraya odaklanırsanız siz göremezsiniz bu işleri. Komple teorisi. O zaman bunu söylersiniz. Ama işte multidisipliner çalışacaksınız. Multidisipliner çalışmak demek sadece sosyoloji çalışmayacaksın. Sadece matematik çalışmayacaksın. Bunların hepsini bir arada götürebiliyor musun? İşte bunu yaptığın zaman zaten bakış açını genişletirsin. Öbür türlü sadece işte efendim ateist bilimin ışığında evrim teorisi der geçersin. Başka hiçbir şeye de inanmazsın ve sadece laik bakış açısıyla baktığın zaman dünyada hiçbir dini gerekçeyle bir yapılanma olduğu aklın ucundan geçmez. 21. yüzyılda olabilir mi dersin? Ama 21. yüzyıl bile aslında dini gerekçelerle tasarlanmış bir yüzyıl. Evet, evet şimdi hocam bir ara vereceğiz. Çok güzel. İlk giriş çok iyi oldu. Ben çok iyi oturduğunu düşünüyorum. Çok hızlı sorumuzu hatırlatalım. Haberim yokmuş gibi çek kitabımı hediye ediyoruz. İlk vatandaşlık alan bir robot var. Robotun adı nedir diye sorduk ama hocam kolay dedi. Artı vatandaşlık aldı. Ülkeyi de soruyoruz. Kısa bir aramız var sonrasında buradayız. Evet efendim sebep sonuç kaldığı yerden devam ediyor. Hemen başlar başlamaz sorumuzu hatırlatalım. Araya da çok gireyim istemiyorum hocam. Haberim yokmuş gibi çek kitabımı 5 izleyiciye hediye edeceğiz. Vatandaşlık alan ilk robotun adı nedir dedik ve bir soru daha ekledik. Ve hangi ülke vatandaşı olarak vatandaşlık aldı? Şunu da ekleyeyim mi hemen ben? Matrix'e bağlayayım. Tamam. Dedim ya Merovenj Hanedanı dedim, Mavi Kanlılık dedim. Şimdi Matrix filmini izledi izleyenler. Hiç düşünmüyorlar ama üzerinde bazıları. Bazıları çok iyi düşünüyor. Neler kullanıldı değil mi? Neler kullanıldı orada? Sion ifadesi kullanıldı. Merovenj Hanedanı kullanıldı. Evet. Nebukadnezar kullanıldı. Bunların hepsi neyle alakalı? Wachowski'lerin de dini tecrübeleri ve dini yaklaşımlarını da düşünsünler. Yahudi olduklarını düşünsünler. Neyle alakalı olduğunu görecekler. Siz o filmleri sadece action filmi yahut da işte geleceği anlatan robotların dünyasını anlatan, bizi ele geçirmemizi anlatan bir film olarak izlediğiniz zaman altyapısının zemini anlayamazsınız. Orada başka bir anlatım var. İşte idrak etmek için de bilgi sahibi olmak lazım. Bilgi sahibi olmak için de araştırmak lazım ve sadece belli başlı zevkine hitap eden videoları, kitapları okumaman lazım.
onun dışına da çıkabilmen evet. lazım. Şimdi hocam şöyle yapalım mı? İnsan beyninin, zihninin hacklenmesini konuşuyoruz. Bu bölümde artık yavaş yavaş girelim. Temelini oluşturduk birinci bölümde ama insandan önce hayvanla başlayalım. Bir görselimiz var. Farenin üzerine konulan çip var. Bir de hemen arkasına tabii bu olay oldu, basına yansıdı, haberlerde verildi. Elon Musk'ın o domuza taktığı çip. Beyin dalgalarını aç bıraktı sonra yemek yerken falan. Beyin dalgalarını ölçtüğü bir video var. Şimdi yönetmenim, o önce bir resim var, onu bir alalım. Fare resmi. Nasıl takıldığı ile ilgili farenin, evet. Beyin implantı bu. Beyin implantı. Evet, bu beyin implantı farelerin o nörolojik aktivitelerini analiz etmek için kullanılmış. Hı hı. Önce farelerde deneniyor. Sonra farklı hayvanlarda, maymunda deneniyor. Hı hı. En sonunda da insanda deneniyor. Hı hı. Nitekim şu andaki o teknoloji... O da var. O veterimiz var. Onu alacağız. Şu andaki teknoloji insanda denenen bir teknoloji. Hı hı. Karşımızda var. Hatta iyileşen insanlar var bu teknolojiyle birlikte. Önce hastalar üzerinde deneniyor zaten. Ve bunların iyileştiklerini görüyoruz. Fakat burada kablolu bir teknoloji şu anda bu. Hı hı. Kablo ile bağlanıyor. Tabii Neuralink ile birlikte bunların kablosuz şekilde ortaya çıkacağını da göreceğiz. Gördüğünüz gibi bilim çalışıyor üzerinde. Şimdi şöyle yapalım yönetmenim. Kelebek de daha iyi olur. Çünkü İngilizce konuşuyor ama Erkan Hocam yorum yapmış olur. Kelebek de Elon Musk'ın deney videosu var. Alabilir miyiz? Onu izlerken hocam yorum yapsın. Çünkü önce bir anlatıyor. İngilizce konuştuğu için altyazı gerekiyor. Sonrasında da telif sıkıntımız yaşıyor onunla ilgili. Ama kelebek de alabiliriz yönetmenim. The Economist dergisinde evet. bu domuzu görmüştük. Bu domuz deneyinden 15 gün önce The Economist dergisi evet, sıradaki felaket diye bir kapak yaptı. Bu kapak üzerinde de biz bir domuz portresi gördük. Bu domuz portresini daha sonra ne için orada kullanıldığını anlamış olduk. Çünkü domuzlar insana gerçekten, yani şöyle söyleyeyim, yanlış anlaşılmak istemiyorum ama böyle bir yapı olarak, kalp olarak düşündüğümüzde yakın varlıklar. Mesela şu anda domuz kalbinin insan kalbine nakledilmesi de düşünüyor Murat Bey. Daha hayır, önce kapakçıklar hocam. Nakledildi. Ben nakledildiğini de düşünüyorum. Biz bunlardan hepsinden haberdar değiliz. Olamayız. Zaten bilim bazı şeyleri gizler. Her şey açıkta değildir. Harp teknolojisinde düşündüğümüzde yarın öbür gün bunlar ortaya da saçılacaktır. İleride daha da gelişmiş halini göreceğiz bunları. Sorayım. Şu ayrımı yapmak doğru mu peki? Ya da yapmak zorunda mıyız? Şimdi İslam inancına göre domuz eti haram. Domuz eti yemek haram. Evet, eti yemek haram. Yani şu şekilde işte nakliyle, kalp nakliyle ya da işte benzeri bir şekilde faydalanmak, tabii bunu alimler ben domuzla ilgili bir nokta. Çünkü etinin yenmesi haram. Şimdi ince bir ibare etinin var. Yenmesi haram ve domuz tabii yenmesi haram ve şunu da söyleyeyim. Yani kullanılması ya da faydalanılması haram. Yamyamlar Amerika Birleşik Devletleri'nde yamyamlık yapan insanlar var, tutuklu, ömür boyu hapis ya da idam edilecek insanlar. Bunların birçoğu üzerinde bir anket yapılıyor. Sorulan sorular arasında da yamyamlık sonucunda yediğiniz et, insan eti en çok hangi ete benziyor sorusu var. Hmm. Bu da domuz etine benziyor cevabıyla karşımıza çıkıyor cevap. Hmm. Şimdi buradan da değerlendirdiğimizde dinimizdeki bu domuz etini yasaklama sebeplerine belki baktığımızda olabilir. Başka bir açılım da görebiliyoruz. Başka bir husus daha var benim düşündüğüm. Şimdi biz bunları anlatıyoruz fantezi gibi gelmesin ama Hazreti Nuh döneminde biliyorsunuz bir tufan yaşandı. Bu tufan öncesinde de insanoğlu çığırından çıkmıştı ve benim öngörebildiğim kadarıyla orada da teknolojik bir atılım yapılmıştı. Bazı insanlar diğer insanlardan farklılaşmıştı DNA'ları itibariyle. Nitekim nefilimler geldi ve insan ırkına zararlar vermeye başladılar dediler. Niye nefilimler geldi? Nefilimler nasıl geldi? Böyle yürüyerek gelmediler. Doğdular. Kimden doğdu? İnsan ile göksel varlıklar arasındaki münasebetten doğdu diyor Tevrat. Yani bir melez çalışması olmuş orada. Sonra bunlar doğduktan sonra dev ırkından bahsediyor işte nefilim diyoruz. Ve farklı ırklar bunlar bütün dünyayı fesada veriyor. Bu fesat sonucunda bitkiler kirleniyor, hayvanlar kirleniyor, insanlar kirleniyor. Ben bu kirliliği böyle bir kir olarak algılamıyorum. Bu kirlilik DNA'da meydana gelen bir kirlilik. Ve Hazreti Nuh'a Rabbin, Rab Yehve'nin bir emri var.
Diyor ki temiz olan her hayvandan 7'şer çift, kirli olandan da bir çift alacaksın. Buradaki kirli olan ayrımına iyi varmak lazım. Bu kirli olan yemesi sadece mekruh olan anlamında, makbul olmayan haram anlamında, haram olan anlamında değil. Bu kirli olan benim gördüğüm kadarıyla DNA'sı değiştirilmiş olan hayvan. Domuza da geldiğimizde bu Türk mitolojisinde de böyledir. Bakın erlik yaratma teşebbüsünde bulunur. Türk mitolojisinde erlikin görevi şeytanın görevidir. Yani Kur'an-ı Kerim'deki şeytan neyse erlik Türk mitolojisinde odur. Erlik mitolojide yaratma görevini üstlendiği zaman Murat Bey iki varlık yaratır. Tırnak içerisinde yaratır diyorum burada. Yanlış anlaşılmasın. Albus ve Şulbus. Sonra yanına bir varlık daha ekleyelim. Bir de domuz. Şimdi bu Albus ve Şulbus Yecüc Mecüc. Domuz bir takım demek ki genetik olarak değiştirilmiş bir yapıyla karşımıza çıkartılan bir hayvan. O yüzden acaba insan zamanında, Nuh tufanında insan DNA'sıyla oluşturulmuş bir hayvan tipi mi bu domuz? Evet. O yüzden mi bu kirli olarak gözükmüş? Bu soruyu soruyorum. Soralım. Şunu atlamayalım hocam, tekrar dönsün istemiyorum. Burada tabii o yerleştirilen çiplerin domuzun beyin dalgaları. Tabii. Nasıl domuzu hareket etti? Çünkü herhalde yemek de verildi, açtı o domuz. Anlatılan oydu, beyanı oydu. Orada mutluluğu, yemek yerkenki hazı, onu bir şekilde ölçtüler. Şurada da aynı şekilde yine devam eden aktiviteleri ölçtüler. Doğru. Bu aktivitelere baktığımızda şimdi söyleyeyim size. 1000 nöronu aktive edebiliyor. Şu andaki bu çip 1000 nöron üzerinde etkili. Domuz deneyinde de zaten onun analizini çıkarmışlar ve algılayabiliyor çip. Yani bu domuzun mutluluk seviyesini algılayabiliyor. Buna göre de sadece algılamıyor. Bu analizlerle birlikte onu yönlendirmesi de mümkün ileride. Böyle bir deney. Ve sonrasında bu Neuralink kulağın arka kısmına takılarak insanlarda bir takım hastalıkların yok edilmesi için kullanılacak ama Elon Musk'ın burada söylediği şey şu. Ben sadece bunları hastalıkları yok etmek için amacıyla kullanmayacağım. Bunları aynı zamanda gelecekte yapay zekanın dünyayı ele geçirmesine karşı bir alternatif olarak kullanacağım. Yani benim yaptığım şey gelecekteki büyük düşmana karşı insanı hazırlık sürecine sokmak ve yapay zeka ile insan beynini birleştirmek diyor. Halbuki o kadar mantıksız bir açıklama ki bu. Bunu düşünen her beyin anlar. Sen yapay zeka ile insan beynini, ben yapay zekayı bir koruyacağım, daha doğrusu kollayacağım, kontrol altına alacağım diye birleştirirsen yarın öbür gün o yapay zeka senin beynini hackler. Ben daha bu Neuralink projeleri ortaya çıktığı zaman şu kitabı 2018'de yazdım, Deccal kitabını. Ve burada Neuralink üzerine çalıştım. Neuralink üzerine çalışırken dedim ki Elon Musk'ın bu projesi geri tepebilir. Yani diyor ya bize yapay zekayı kontrol amaçlı yapıyorum. Tam tersine anahtar vazifesi görüyorsun Neuralink'le. Yapay zekanın senin beynini hacklemesine, ele geçirmesine izin veriyorsun dedim. Cahil cühela insanlar bana dediler ki ya bu nasıl olabilir, böyle bir şey olabilir mi? Ne içiyorsun? Sadece bu tek taraflı bir şey. Yani biz Neuralink'imizi taktıracağız, kontrol edeceğiz. Öyle birisi bizim beynimize sızacakmış, birisi bizi kontrol altına alacakmış. Bu mümkün değil dediler. 2000 kaç yılı bu? 20 yılı. Kasım sayısı Z raporu diye bir dergi. Şimdi burada İnsan beyni hacklenebilir mi başlığıyla çıkmış bir dergi. Burada da bakın dergide ne deniyor biliyor musunuz? Yan etkileri nelerdir Neuralink'in? Yani bakın Neuralink'le insan beyninin hacklenmesinin yolu açılmıştır diyor burada. Ve Neuralink'le birlikte beyin ile bilgisayar arasındaki bağlantının ters yönde yapılabilme olasılığı da var diyor. İşte bilimsel olarak bunları yazıyorlar. Yani ben bunları söylediğim zaman mı fantezi oluyor? İlla siz bir bilimsel dergide bunu gördüğünüz zaman mı anlayacaksınız? Felsefe okumanın faydası şudur. Siz bunları gördüğünüz zaman ters de bunların aynı zamanda kullanılabileceğinizi böyle
A demeden Z'ye gidersiniz. Ama okumazsanız sadece bilim adamlarının yazmasını beklersiniz. Böyle beklediğiniz zaman da daha çok koyun olursunuz ve çok gödülürsünüz. Evet, sağlıklı yaşayalım. İşte organlarımız daha uzun sürede çalışsın falan gibi altını dolduruyorlar iyi niyetle. Ama asıl kafa yine ölümsüzlük. Felçlileri ayağa kaldıralım ölümsüzlük diyorlar. Atladıkları yer hep şey, ruh. Ruh tabii. Atlıyorlar. Ruhu ne yapacaksın? Ruhu ne yapacaksın? Onu da bilinç diyorlar. Buradaki sıkıntıları zaten bilinçle ruhu eşdeğer kabul etmeleri. Şimdi bakın. Bakın böyle diyor. Neuralink'in etik dışı kullanıma açık olması, düşünce farklılıklarının engellenmesi, beynin dışarıdan müdahale açık hale gelmesi gibi sonuçları var. Bakın bu dergide söylüyor artık. Ben söyleyince olmuyor ya. Sonuçları var. Sonra ne diyor? Birilerinin diyor davranışa geçmeyen düşüncelerinizi analiz edebilmesi, bu verilerin üçüncü kişilerin eline geçme ihtimali, yani her düşüncenin kayıt altında alınması gibi bir durumu ortaya çıkarabilir. Her düşüncenin kayıt altına alınması. Hoş geldin Big Brother. Bizi gözetleyen büyük göz. Sizi sadece gözetlemiyor ki. Beyninizin de içini ele geçirmiş. Artık oradan da daha sen lep demeden leblebi anlıyor. Yapay zeka ele geçirdiği zaman beyni. Aa, ben sadece düşünüyordum. Şimdi bize öyle şeyler geliyor ki. Ya ben hocam diyor ben yazın terlik almayı düşündüm. Bir baktım telefonumda terlik reklamı. Yemin ederim konuşmadım diyor. Ama tabii ben böyle bir yapay zeka teknolojisinin geliştirildiğini düşünmüyorum o kadar artık. Yoksa çiplendik mi de okuyor bizi. Bu muhakkak konuşulmuştur. Şu dinleme aşamasında gerçekleşiyor. Konuşulmuştur evde. Telefonumuz bizi dinlemiştir. Onu önermiştir. Bu da yapılıyor zaten. Uyansınlar. Şu anda bütün telefonlarımız bizi dinliyor. Hatta reklam verenlere de bu verilerimiz bize gitmiş. Bizim verilerimiz gitmiş. Muhtemelen Google bunların şeyini tutuyor ve onlara ücret karşılığında şehir şehir, ilçe ilçe. Ücret karşılığında veriyor. Belli bir ücret karşılığında. Bizim zaten bütün eğilimlerimiz var. Herkesin elinde. Ama daha kötüsü beynimizin içindeki düşünceleri de kontrol etmek. Neuralink bunun bir anahtarı. Evet. Buradaki kötü yol bu. Bakın. 158 milyon dolar. Önce bir bütçeyle başlanmış, çok para değil, 100 çalışanla başlanmış, ilk hedefine ulaşmış, saç teli, ince bir saç teli büyüklüğünde böyle bir bağlantı kuracaklar ve onu deri altında buraya yerleştirecekler. Ve böylece işte beyin hacklenebilir mi meselesini biz konuşmaya başlayacağız. İlerleyen süreçlerde de muhtemelen hacklenmiş insanları görmeye devam edeceğiz. Tıpkı filmlerdeki. Bill Gates zaten bilgisayar yazılım imparatoru olduğu için Microsoft'tan dolayı. O zaman arkasından da biz hacklendik mi ya da işte zihnimizi nasıl kontrol ettirmeyiz dışarıya tarzında artık bir antivirüs pazarı da mı oluşacak? Öyle bir duruma da doğru gidiyor. Antivirüs pazarı da. Robotlaşıyorsun, bilgisayarlaşıyorsun. Bir antivirüs alayım da ben dışarıya kapalı olsun. Kapalı olsun, belli yerlerde sistemi kapatsın ve hacklenmeyeyim diye düşüneceksiniz. Ama buna rağmen şu soruyu sormak lazım. Bunun cazip noktası ne? Neden insanlar çiplenmeyi istiyorlar? Bazıları gerçekten çok istiyor bunu, iyi görüyorlar. Evet, sizin eğer bir hastalığınız varsa, felçliyseniz. Var, o veteriye alacağız. Veyahut da bir Alzheimer yaşıyorsanız bunun bir faydası var. Ama Elon Musk'ın esas amacı bu değil. Kendisi açıklıyor, burada da var. Esas amacı, bakın burada yazıyor. Esas amaç yapay zeka ile mücadele. Bu mücadelenin neticesinde de bütün insanları çiplemek. Esas amaç bu. Bu amaç doğrultusunda adam diyor ki şimdi ne güzel ya, eve girdiğim zaman bir düşüneceğim, ışıklar yanacak. Bir düşüneceğim, televizyon çalışacak. Ondan sonra dil bilmeme gerek yok. Bir kelimeyi düşüneceğim. Mesela aklımdan geçiriyorum bir kelimeyi, Türkçe değil mi? Hemen zaten oradaki nöronlarla aktive olan oradaki çip onu dönüştürecek o sinyali. Hatta dönüşmeye gerek yok ki, direkt gönderecek sana. İngilizcesini. Çevirerek gönderecek. İngilizcesini, Almancasını, Fransızcasını çok güzel bir duygu yaşatıyor sana. Böyle inanılmaz. Adeta işte Homo Deus, tanrı insan oluyorsun. Getirdim mi o kitap burada? Yani adeta sana tanrısal bir özellik vermiş oluyor. Homo Deus, yeni insan tipi, tanrı insan özelliğini kazanıyorsun.
Bu da nefse hoş geliyor haliyle. Yani içeri girdiğinde ne kadar keyifli. Düşünüyorsun hiç Murat Bey bak konuşma yok. Fırın çalışsın. İçinden geçiriyorsun ama sadece. Tık sinyale dönüştürüyor onu. Senin nörolojik aktiviteni sinyale dönüştürüyor. O sinyali oraya yansıtıyor. Fırın çalışıyor. Düşünüyorsun duşum hazır olsun. Su aksın. Akıyor. Artık böyle... Ne isterdin? Cennette. Eve girdin ne olsun ya da sokakta mesela neler. İlk bir 5 tane alayım mesela. Hani düşündüm ama şu olsun. Şimdi benim evimde kedi var ya. Kedi tamam. Bir müddet dışarı çıksın. Yani. Mümkün ol. Bu olmadan bu olmaz tabii. Yani ne olabilir? Yani benim böyle bir isteğim... Şimdi altına başlık atacağım. Erkan Türük'ten çiplenmeyi istiyor. Şunlardan dolayı falan. Güzel Murat bir Bey, linç yersin hocam. Benim böyle bir isteğim yok. Allah'a şükür parmaklarım var. Şu düğmeye basmak bana zul gelmiyor. Yani evet. Artık şu teknoloji bile var. Siz giriyorsunuz zaten ışık yanıyor otomatik olarak. Yani bu artık güç istenci o kadar durdurak bilmeden ilerliyor ki ben düşününce olsun diyor. Otomatik olarak yanıyor zaten. Veyahut da yanmıyorsa bile elini bas düğmeye o kadar mı yoruldun? Ama insanoğlunun zevklerinin, isteklerinin sınırı yok. Ondan da bakacak. Ondan da bakacak tabii ki. Evet sevgili seyirciler bir aramız daha var kısa bir ara. Bizden ayrılmayın devam edeceğiz. Efendim devam ediyoruz. Sebep sonuç programını araştırma cezası Erkan Türk'ten hocam bizle beraber. Şimdi hocam insan eklenmesine girelim. Önce hayvanları konuştuk ama o sorumu yönetmeden hemen yine araya girmemek adına sorumuzu hatırlatalım. Haberim yokmuş gibi çek kitabımı hediye ediyoruz. İlk vatandaşlık alan robotun adı nedir ve hangi ülke vatandaşı olarak almıştır? Sorumuz sosyal medyadan gönderebilirsiniz bize. Şimdi iki VTR var. Çiplerin yerleştirildiği bir tanesi engelli bir vatandaş yurt dışında. Onları izleyelim ondan sonra sizden ben yorum istiyorum evet. Ama vücut hareketlerinin daha doğrusu vücut hareketlerini yapamayan engelli vatandaşların daha sonrasında işte beyin dalgalarıyla belli cisimleri hareket ettiğiyle ilgili görseller var. Şimdi yönetmenim beyin çipi VTR önce onu bir alalım döndükten sonra ikiye alırız bir izleyelim onu. It really sounds like it's something out of a science fiction novel. Şimdi hocam, yalnız bir açıklık getirelim. Şimdi biz hani şöyle bir algıda oluşsun istemiyorum izleyicilerimiz tarafından da. Çünkü yorumlarda var onlarda. Niye siz kötülüyorsunuz teknolojik gelişmeleri, insan sağlığı için? Şimdi burada engelli bir vatandaşın beyin dalgalarıyla kolunu oynattığını görüyoruz. O kolunu oynatamıyor hiçbir şekilde. Ama hatta zorlaştırdılar. Daha küçük yerlere materyalleri sokmaya başladı. Bizim kesinlikle buradaki amacımız bilimin ya da işte bu gelişmelerin önüne set çekmek bu kötüdür, tukaka değil zaten. Evet bu gerçekten önemli. İnsan geleceği için de önemli. Ama biz, tabii onu siz doldursunuz altını. Elon Musk gibi ya da Bill Gates gibi ya da benzeri birkaç isim gibi... Sağlıklı insanlara bunların sağlıklı yapılması. Sağlıklı insanlar haricinde kendi beyanlarıyla yola çıkarak biz bu yorumları yapıyoruz ya da yapıyorsunuz. Diyor ki ben hackleyeceğim ya da ben bilinci kontrol edeceğim. Şimdi burada evet faydalı bir şey. O çipi ya daha doğrusu dışarıdan takılan... İmplant. İmplantı gördük. Ne kadar da güzel. Mutlu oldu hatta gözleri yaşardı, ağladı biraz. Dolayısıyla hani buradaki o ayrımı nasıl yapacağız? Bunun milli mi olması lazım? Nasıl bir kontrolden geçmesi lazım ki bu diğer şeytani yapıya buna biz o seti kapatalım? Çok yani, basit. Ayrım çok basit. Anlatabildim mi inşallah? Bu ayrımı sadece siz sağlıklı insanlara yapmayarak bunları yapabilirsiniz. Yani sağlıklı insanlara. Ama o kadar bu... güzel bir algıyla veriyor ki sağlıklı insan da biraz önce reklama girmeden önce ben evet onu takayım, beyin dalgalarını şunu açayım, bunu kapatayım. Çok basit. İşte bu aslında ama o algıyla sağlam insan da bunu isteyecek. Bir lükse gidiyor aslında burada. Bu lüksü neyin karşılığında elde ettiğimizi düşünmemiz gerekiyor. Ya o senin çok ince bir çizgi. İnce bir çizgi. Buradaki sıkıntı şu var. Şimdi ben diyor yaşlandığımda bana bakacak kimse olmayacağı için ya ben zaten elimi de hareket ettiremeyeceğim. Şimdi yaşlılık psikolojisiyle yaklaştığınız zaman insana o zaman o da diyor ki elimi de hareket ettiremeyeceğim ileride. Belki ben de felçli olacağım. Bunun da daha önceden önüne geçmek amacıyla ben bunu şimdiden taktırayım.
İleride zaten felçli olursam da bunu önceden taktırdığım için bütün etkilerden kurtulmuş olurum düşüncesiyle bu yapılıyor. Bu yüzden bu sosyal bir travmayı da gösteriyor. Eskiden aile bu tür noktalarda yaşlılara yardımcı oluyordu. Felçliler için söylemiyorum bunu. Ona ayrı bir kategori. Zaten onlar için yapılabilecek bir teknoloji bu. Biz bunu kötülemiyoruz hiçbir zaman. Kötülesek şunları göstermezdik zaten. Ama art niyet olarak baktığımızda önce bireyi aileden koparıyor. Yardımlaşmayı, ihtiyarları olan bu bakış açısını ortadan kaldırıyor. Yardımlaşma duygusunu, yani yaşlılara yardım edelim duygusu bile yok. Biz eskiden hatırlarsınız mahalle ortamında bir yaşlı olduğu zaman, yalnızsa hele, herkes bütün mahalle pazar çantalarını taşırdı kapıya kadar veya evde yalnızsa ona giderdi, yemeğini pişirirdi, doğru mu? Yani hiç tanımayan insanlar bunu yapıyordu. Bizim kültürümüzde bu vardı. Fakat şimdi artık bu kültürel doku ezildiği için, yok edildiği için bu tür çipler bize daha makul geliyor. Daha iyi geliyor. Ne de olsa yalnız bir bireyim. Bunları da taktığımda ışığı da düşünerek, yaşlandığımda düşünerek açacağım gibi hayaller içerisine giriyoruz. Bu da bizi kamçılıyor. Buradaki tıbbi nokta şu. Şimdi burada nöronları incelemişler, analiz etmişler. Hangi nöronlar hangi düşüncelerle harekete geçiyor? Bu analiz yapılmış ve bunu çıkarmışlar. Buradaki kişi bir kalemi tuttuğunu düşündüğünde, felçli olmasına rağmen bunu düşünmesiyle birlikte bazı nöronlar, 90 milyar nörondan bahsediliyor beyinde. Bazı nöronlar harekete geçiyor. Bu geçen nöronları tespit ederseniz, ki burada tespit edilmiş, o zaman bir şeyi düşündüğünüzde o şeyi elde etmeniz, elinize almanız felçli olsanız bile mümkün oluyor. Çünkü elinizi harekete geçiren nöronların hangisi olduğunu artık biliyorsunuz. Ve bütün nöronlar arasındaki iletişim nörotransmitterler vasıtasıyla oluyor. Nörotransmitterlerin özelliği de elektrik sinyali yaymalarıdır. Yani beyin büyük bir elektrik üreticisi gibi çalışır. Bir pil gibi çalışır. Kendi içerisinde nöronlar arasında bir elektrik akımı vardır beynin. Bunun vasıtasıyla işte biz bu elektrik akımını kullanarak şu anda felçlileri dışarıdan yönlendirebilecek yardımcı olarak teknolojileri geliştirebildik. Çünkü nihayetinde elektrik akımını da sinyale dönüştürmeniz mümkün. Bu teknolojinin altyapısı bu. Bunun da iyi tarafı, gördüğünüz üzere felçli insanların, farklı sorunları olan insanların ayağa kalkabilmesini sağlamak, bazı risklerin ortadan kalkmasını sağlamaktır. Bu iyi bir şeydir. Evet. Yönetmenim, iki hazırsa ikiyi de alabilir miyiz? Yeni beyin çipi. Bu da başka bir alternatif bir çalışma olmuş. Onu da alalım. Üzerine yeni yorumlar istiyoruz. Nesta Gray is a 64-year-old quadriplegic who is writing a sentence on the computer screen in front of him. Paradan kurtuldum. Evet. Paradan kurtuldum. Paradan kurtuldunuz. Anahtarlardan. Akbilden kurtuldum. Anahtardan kurtuldunuz. Bir şeyden kurtulamadınız, kendinizden kurtulamadınız bir tek. Ama tabii buradaki teknolojiyi hep şu yönden gösteriyorlar. Bu çok çevreci bir teknoloji aynı zamanda. Onca kart üretimi, para üretimi sona erecek. Kağıt tüketimi sona erecek. Bununla birlikte artık dünya daha çevreci bir yaklaşım içerisine girecek. Bu çevreci politikalarla bu çip politikaları aslında bir arada yürüyor. Nasıl bir şey var burada? Bu parmak arasına, yani baş parmağınızla işaret parmağınız arasına pirinç büyüklüğünde bir çip yerleştiriliyor. Bu çip vasıtasıyla siz istediğinizi yapıyorsunuz. İleride bu sizin kredi kartınız olacak. Zaten olmuş orada. Ve bu ileride sizin, bakın, bütün bilgilerinizin burada depolanacağı bir alan da olacak. Onu okuttuğunuzda işte sağlık durumunuz. Şey olabilir belki ileriye dönük. Hani depo HES alanı kodu buraya da gelebilirler depo, ileride. Ayrı depo alanı dediniz ya işte ne bileyim 64 GB işte bilmem yetmeyecek 128 değil mi? Öyle bir duruma da onun da güncellenmesi değiştirilmesi. Zaten bu 10 senelikmiş. 10 sene sonra bunu çıkarmak zorundasınız. Ömrü bu kadar. Ama ileride 25 senelik teknoloji de geliyormuş. Çok uzak değil. Şey için sordum onu. Şey teknolojisi var yani göz retinasının üzerine yerleştirilen o veterimiz yok bugün ama daha önce konuştuk. Fotoğraf çekme anlık.
göz retinasıyla o verilerin de kaydedildiği, anlık video kaydının yaptığı. Tabii o da şöyle de bir durum var. Ben sizin fotoğrafınızı çekiyorum ya da videonuzu çekiyorum. Burada yedekleniyor ama bu aynı zamanda yine telefon gibi bir yerde de yedekleniyor. Big data dediğimiz. Tabii. Son bölümde ona girelim, big data. Levh-i Mahfuz'u soracağım ben size çünkü. Şimdi şunu sormak istiyorum. Altında nasıl doldurayım onu bilmiyorum ama biraz böyle açarak konuşacağım. Şimdi çip ya da implant teknolojisi var. Hani biraz önce dedim ya, çok böyle dönmemek de lazım. Teknoloji evet önemlidir. Gelişmeler şu anda çok önemli. Sağlık anlamında çok önemli. İleriye dönük birçok insana umut da veriyor. Hani gözleri görmüyor. Görme teknolojisi, teknolojiyle görme duyusunun açılması mümkün olur. Yürümesi, işte biraz önce parmaklarını oynattı, bir şeyler aldı kaldırdı falan. Şimdi böyle baktığımızda çok iyi niyetli. Öbür taraftan baktığımızda yine de biraz önce dediğim gibi şeytani bir yapının insanları kontrol etme, hackleme, artık sen tamam kolunu da oynatacaksın ama ben istersem oynatacaksın durumu da var ya, orada bir ince çizgi var. Sizin şahsi olarak düşünceniz, ileriye dönük iyi niyetle baktığınızda bir de öbür taraftan baktığınızda ikiye ayırarak soruyorum. İmplant ya da çip. Şu anki düşüncenizle taktırır mısınız? Hayır, çünkü niye taktırmayacağımı söyleyeyim. Ama faydalı, yarın Allah korusun ne olacağımızı bilmiyoruz ya, yarın için diyorum. Şimdi bu son seyrettiğimize baktığınızda, bakın bu son seyrettiğimiz tamamen fantazi şu anlamda söylüyorum. Bunu ben neden deri altında sokayım ki? Ne gereği var? Bir kartla da yapabilirim bunu. Bir kartla da yapabilirim ya da giyilebilir bir şeyle. Yani şuraya dışarıdan yüzük gibi i̇şte hani taktırırsınız. Hani üretim anlamında kağıttır, odur budur bilmem ne olmasın diye yapılıyor ama. Ama onu o zaman her şeyin toplandığı başka bir şey. O zaman yani, evet onu içeri takmana gerek yok ki. Onu şurada parmağın üstüne yüzük gibi koy. Aynı işlevi görür. Bunun mantığı nerede? Ya, vücudun içine takılmasın. Tek bir açıklamaları var. Bu pirinç tanesindeki o çipi, o firmanın ismi de elimde var söyleyeyim bakın. Biohax isimli bir firma bu İsveç'te. Ve şu anda bu dijital kişiliği üretiyoruz diyor firma. Ve İsveç Demir Yolları kullanıyor bunu şu anda. Epicenter ticari merkez kullanıyor bunları. Yine Stockholm, Epicenter Stockholm'de kullanılıyor. Bir takım firma isimleri vermiş burada. Mindshare, Nordics gibi firmalar, yerler, bunların hepsini devlet kurumları, demir yolları dahil kullanıyorlar. Ama buradaki soru şu, bunu ben neden deri altına taktırayım? Cevap vermişler. Diyorlar ki, ya kaybetmeyeceksin deri altına taktırırsan, o yüzden kaybolmayacak. Bu beni tatmin eden bir cevap değil ki. Yani kaybeden bir tane daha alır yani, kaybediyorsa ya da... Ama işte gizli amaç ve ajanda, bir bahane olabilir takip mi? Sistemleri. Sen bunu deri altına yaparsan her yerde kolayca takip edilirsin. Şimdi bu çip projesi, insanlar diyorlar ya, ya cep telefonlarımız var zaten bizim. Yani bu da bizi çiplemiş vaziyette. Cep telefonlarından, analizden bizim her şeyimizi öğrenebiliyorlar. Ama cep telefonunu bir kenarda bırakma hürriyetim var. Cep telefonsuz dolaşma hürriyetim var. Onda öyle bir şey. Ama bunu alıp deri altına soktuğun andan itibaren artık her zaman bu yanındaymış gibi gideceksin. Yani şimdi kalemizi fethettiler diye bir de kendimizi zincire mi vurdurtturacağız? Ama bunda şöyle bir şey de var. Şu taraftan baksak nasıl olur? Şimdi bazı alimlerin, işte din adamların paylaşımları da var. Bu şirktir tarzında. İşte insanın bu şekilde robotlaştırma. Şimdi buradaki başka bir şey. Hani ben burada şimdi övmek için de söylemiyorum. Burada masaya yatıralım, konuşalım anlamında. Şimdi kader olarak baktığında Allah'ın bir kaderi var ve sen bunu yaşıyorsun. Yarın sakat da kalınabilir. Herhangi bir işte organını sen hareket ettiremeyebilirsin ve ölürsün de. Bu başka bir şey. Kader çizgisi içerisinde var. Ama Allah Kur'an'da diyor ki işte düşünmez misiniz, akletmez misiniz yüzlerce yerde. Onun karşılığında bir tıp var. Teknolojiyle beraber hastalıklara karşı yapılan çalışmalar var. Bu eğer hani ebedi bir hayat, ölümsüzlük çizgisinden dışarı attığımızda kaderi çok bozacak ya da ona nasıl diyeyim, altına nasıl doldurayım. Ama kaderin üstünde de bir kader var. Zaten Allah izin verirse olur. Tabii. Sen istediğin kadar mücadele et, istediğin kadar işte çipini tak, onu tak, bunu tak. Allah isterse olur. O başka bir şey ama
Hani bu şekilde iyi niyetli baktığımızda, şimdi bazı alimlerin o çıkışını ben şeyden, hani ya bunların arkasında ölümsüzlük var, şeytani, tamam o başka bir şey. Ama bu şekilde baktığımızda da inanca, İslam inancına, biz Müslüman olduğumuz için ben söylüyorum elhamdülillah, baktığımızda ters düşen bir şey yok ki burada. Ters düşeni şu, Peygamber Efendimiz özellikle dövme konusunda da dövmeyi hakir gören, yani dövmeyi hoş karşılamayan. Ama hani sağlık dışında bir şey o. Şimdi o biraz estetik, görsellik. Bu da sağlık dışında. Mesela son izlediğimizden yola çıkarak söylüyorum. Fanteziye giriyor mu diyorsun? Bu da sağlık dışında. Ben sağlık için olanı söylüyorum. Sağlık için zaten bu. O durumunda hani ölmemek için hani ihtiyaç miktarı domuzla yiyorsun. O başka bir şey. Sağlık durumunda zaten bir itirazımız yok. Yani sağlık söz konusuysa. O yüzden sordum. Ama itirazımız şu. Hangi sağlık? İşte sağlık konusunda sorum şu. Sağlık durumundan sıkıntı yaşarsanız implant taktırır mısınız? Ama hangi sıkıntı? Şimdi mesela ne olursa taktırır. Şimdi mesela bugün kel olmak da, yani benim olduğum gibi bir sağlık problemi olarak işleniyor. Anlatabiliyor muyum? Ama hayır, şunu anlatmak istiyorum burada. Tıpçılar sağlığı öyle bir hale getirdiler ki, çünkü endüstrileşmeyle birlikte artık bir estetiği de sağlığa getirdiler. İşte bu. Ya estetiği de sağlığa yaptı, getirdiler. Bak, da şöyle yaptı. Yani bu bir psikolojik sorundur dediler. Estetiği de sağlığa getirdiler. Aa, psikolojik, gerçekten de psikolojik sorun. Şimdi insan burnundan memnun olmuyor. Ağzından memnun olmuyor. Oradan memnun olmuyor. Buradan memnun olmuyor. Sorun yaşıyor. Gerçekten yanlış değil, hata değil. Doğru. Ama bunun ölçütü var. Şimdi bu ölçüt noktasında durduğumuzda sağlık gerekçesiyle eyvallah. Tamam hocam, siz şu anda bu saatten sonra ben gideyim diktireyim ki diktirebilirsiniz saçı. Yani ben ya şimdi işte hayır, ben saç ektirmeye de diyecek birisi değilsiniz. Ben saç ektirenlere de bir şey demiyorum. Bunu söylemiyorum. Buradan bir örneğe vereceğim. Yani bununla yoksa ektiren ektirir, ben onda bir karşı çıkışım yok buna. Biz burada çibit tartışıyoruz. Bunları tartışmıyoruz. Kesinlikle. Buradan varmak istediğim nokta şu. Bakın, sağlık gerekçesi. Yarın öbür gün derlerse ki sağlıklı insanın tanımında şu olursa. Ya sağlıklı insanın tanımında dil bilmek de olmalı. Mesela dil bilmeyen adam sağlıksız insan olarak kabul edilsin. Tanım değişirse, bu çok büyük bir fantezi ama o zaman dersin ki ya ben... Ya da kaşı da şöyle olmalı. Kaşı böyle olmalı veyahut da işte... Öbürkiler defolu, öyle kaş mı olur? Asıl insan, güzel insan böyle kaşlı olur. Böyle dudaklı olur. Onlar sıkıntılı. Veyahut da senin derlerse. Kan grubun şu. Senin kan grubuna göre... Senin hastalıklara yakalanma oranın şu kadar, şu çipi taktır da senin bütün analizlerini yapsın vücudunun içerisinde. Böylece bu olasılığı sen engellemiş olursun. Bu aynı sigorta şirketlerine benziyor. E ne olur şimdi, yarın öbür gün kaza olabilir. Tamam, bir şey yap, para ver, onun bir şeyini al. Yani önlemini al, garantisini al. Hayal satıyor sana. Ama... Aslında kabus satıyor. Henüz başına gelmemiş bir şeyi başına gelecekmiş gibi lanse ediyor. Paranı alıyor. Ve senin başına gelmese bile o zaten karını yapmış oluyor. Ama potansiyel şimdi, olarak insan belli bir yaştan sonra belli rahatsızlıkların artması kaçınılmaz oluyor. Yani zaten, yüzdesel anlamda. Bakın Murat Bey, şimdi yani geldik. Yani felç kalabilir, yürüme ya da görme duyularından. O zaman işte taktıracağız. Taktıracak mısınız? Ben taktırmayacağım da. Hayır, şimdi bakın, demek istediğim nokta çok güzel bir yere vardınız. Ne de olsa ben belli bir yaştan sonra benim organlarım dökülmeye başlayacak. Ha, işte bütün problem burada. Gözümüz görmeyecek. İşte dişlerimiz daha çok çürüyecek. Şuyumuz bu olacak. Kaşımız dökülecek. Tamam. Saçımız dökülecek. Veyahut da bunlar basit. Daha ağır problemler var. Böbreğin, kalbin, kalp rahatsızlıkların. Niye? Bunun önlemini ben önceden alabilmek için çip taktırmalıyım. Beni analiz etsin içeriden. İşte bu... Sağlık problemi dediğiniz zaman bunun ucu bucağı olmuyor. Bunun bir kıstası olmalı. Analiz vasıtasıyla bir sağlık problemi ile gerçek bir sağlık problemi arasında bir fark vardır. Analiz etsin beni diye, ileride ne de olsa başıma gelecek deyip bunu taktırırsanız buna sağlık problemi denilemez. Buna başka bir şey söylemek lazım. Bu artık kendini garantiye almak için oluşturduğunuz... Kaçınılmazsa... Yani yarın siz 60 yaşına geldiniz. Ben aynı yerde dönüyorum ama cevabı çünkü değiştireceğinize inanıyorum. Şundan. Geldiniz 70 yaşınıza. Allah daha çok ömür versin. 110 yaşındasınız. Tamam. Ya
yavaş yavaş böyle hani bir gözler şey oldu artık böyle. Ellerde böyle bir titriyor. Bir şuradan bir implantla da boksöre döneyim tekrar falan. Ya, istemez misin? Onu herkes ister. Nasıl döndü bak. Nasıl satıyorum ama. İşte onu herkes ister. Her nefs sahibi bunu ister. Ama bir de bunun ileride nasıl örnek teşkil edeceğini bilerek ahireti de düşündüğünüz zaman zaten bizi insan kılan şey budur. Düşündüğünüz zaman buna bir ket vurmanız gerekiyor bir yerde. Ya. Bu artık şeye doğru... O yaşında güzelliği var. O yaş onu mu diyeceksin? Şimdi 80 yani? Oldum, 90 oldum. Bir ayağım çukura doğru gitmeye başladı. Artık da tamam. Gideyim yani. Bahadet çipi taktırayım da daha da ömrüm uzatsın dediğiniz zaman... Şirke girer. Siz artık şuradan kaçmaya başlıyorsunuz. Yani siz artık yavaş yavaş ahiret fikrinden... Hayır, inanç anlamında da Allah'a bir şirke koşuyorsunuz. Yani senin normal yaşantın... Hayatın boyunca yaşayacaklarına da hayır şöyle olsun da ben aslında bir şu kadar daha yaşayayım ya falan durumuna geliyorsun. Yarın öbür gün bu sizin zaten öbür aleme olan inancınızı da törpülemeye başlıyor. Bununla birlikte zaten ister istemez. İşte o yüzden dedim bunun tehlikesi buralarda başlıyor zaten. Ama ben sizde o şeyi gördüm. Ama dinsiz toplumlar dediğim zaman bana kızıyorlar. Dinsiz toplumlar bu projelerin üzerine atlar. Çin. O yüzden Çin o yüzden öncü. Çünkü siz bir yaratıcının varlığına iman etmezseniz, bir cezanın yani ödül ve mükafat sisteminin işleyeceğini düşünmezseniz ahirette, o zaman her şeyi mübah görmeye başlarsınız. Daha fazla yaşamak için. İşte Allah-u Teala söylüyor Kur'an-ı Kerim'de, onlar ki diyor 1000 yıl yaşamak ister diyor. Yaşasalar ne olacak diyor 1000 yıl. Yine ölüm onları bulacak. Kaçış yok. Bu ölüm düşüncesinden kaçma düşüncesi bu. Ve bu düşünceyle birlikte zaten adam gitti dedi ki yeni insan tipinin ismini koyuyorum. Tanrı insan dedi. Ölümsüz olma fikriyatı budur zaten. Ve yeni dinimiz hayırlı uğurlu olsun Murat Bey. Öyle diyor kendileri. Bütün insanlığın yeni dini. İman etmiş mi? Yeni dinine neymiş? İman etmiş. Adı neymiş? Dataizm. Hı? Veri dini. Veri dini. Dataizm. Evet dataizm. Ve diyor ki dataizmin en büyük özelliği şudur. Bağlanın. İnternete. Bütün uzuvlarınızı bağlayın. İbadet yok. Beyninizi bağlayın. Siz kendinizi sadece bir mal olarak kabul edin. Veri olarak kabul edin. Algoritma içerisinde rakam olarak kabul edin. Bunu yaptığınız müddetçe siz canlı kalmayı başarabilirsiniz. Kim internete bağlı kalırsa bu dünyada gerçek canlı o kabul edilecek diyor. Niye? Dataizm diyor içi boş kehanetlerden ibaret değil. Çünkü eski dinlerin hepsi içi boş kehanetlerdi. Dataizm her din gibi uygulanabilir bir buyruğu vardır dataizmin diyor. Bakın Noah Harari iman etmiş buna. Ve diyor ki toplayalım hocam. Bir dataist her şeyden önce daha fazla kitle iletişim aracına bağlanarak veri akışını olabildiğince arttırmalı. Ve bunun sonucu olarak olabildiğince çok bilgi üretmeli ve tüketmelidir. Tıpkı diğer başarılı dinler gibi dataizm de misyonerdir. Dataizmin ikinci buyruğu her şeyin hatta bu devasa ağa bağlanmak istemeyen kafirlerin bile sisteme bağlanmasını emreder. Her şey ile kastedilen yalnızca insanlar değildir. Bunun ötesinde akla gelebilecek tüm nesneler kastedilmektedir. Singularity. Bütün nesneleri internete bağlayacağız. Bağlanmayanlar da bizim gözümde kafirdirler diyor. Evet. Şimdi son aramız sevgili izleyiciler. Bill Gates'in ve Elon Musk'ın çip konusuna devam edeceğiz. Bir de patent aldı Bill Gates. Tabii uzun süredir evet. Var bu. Oradaki sayılar çok ilginç ve virüsle ilgili de bağlı. Ve nanobotlara da vakit kalırsa gireceğiz. Çok kısa bir aramız var. Devam edeceğiz. Evet. Efendim sebep sonuç devam ediyor. Şimdi Erkan Hocam şöyle yapalım. İki tane görselimiz var onları alalım. Son bölüm zaten vaktimiz de az. Onlarla ilgili yorum istiyorum. Şimdi Bill Gates'in aldığı bir patent var. Çok konuşuldu. Oradaki sayılar da çok konuşuldu. Sıfırları çıkarttık 666 falan oluyor diye böyle bir algı oldu. Söyleyince de ya o kadar da yapmayın da oldu. Ama sıfırın bir anlamı yok ki başına geldiği zaman gibi. Yani. 6 oluyor zaten. Onu bir... Alalım ilk patent Bill Gates'in. Evet. Şimdi bu patent ne patenti? Sizden tekrar dinleyelim. Oradaki sayının anlamını. Beden da. Madenciliği patenti bu. 060606 diye işlenmiş. Bunun maksadı şu. Yarın öbür gün bir çip eğer vücudunuza yerleşirse bu çip vasıtasıyla sizin hareketleriniz size para kazandıracak. Hı hı. Çünkü bu bir sensör gibi sizin beden ısınızı ölçecek, hareketliliğinizi ölçecek.
Buna mukabil size de işte bununla birlikte size de bir takım ödüller verecek. Bu bir ödüllendirme mekanizması aynı zamanda. Gelecekte Murat Bey bu ödüllendirme mekanizmaları çok işimize yarayacak. Tabii bunu kabullenerek söylemiyorum işimize yarayacak derken. Aslında bunu ölçüp biçip önümüze sunanlar işlerine yarayacak şekilde ve bizim işimize de yarayacağımızı bize düşündürtecek şekilde karşımıza çıkaracaklar. Şimdi Bill Gates bunu almış. Patent numarasını tesadüf ki 060606666 Ankara plakası değil, sadece 06 yok. 666 olduğu için www ile de düşündüğümüz için vav harfi de 6 rakamsal değeri. Ha o zaman böyle bir düzen içerisinde demek ki hala şeytani yapılanmalarla, bu düşüncelerle hareket eden bir güruh var. Ya bu kadar konuşuluyor, semboller anlatılıyor, şu 666 sabah akşam anlatılıyor. Yine gidiyor bir tane patent oluyor ve numara böyle. Bilerek alıyor bunu çünkü canavarın sayısı olmadan hiç kimse ne bir ürün satın alabilecek ne bir ürün satabilecek diyor. Vahide, İncil'de vahiy bölümünde. İşte canavarın sayısı da 666 diyor. O yüzden bunu Bill Gates beden madenciliği dediği andan itibaren bizim uyanmamız lazım. Beden madenciliği artık senin bedeninin bir mal olarak kabul edilmesi anlamına geliyor. Üzerinden para kazanılacak beden hareketlerin artık bir meta, bir fabrika. Sen bir beden fabrikasısın. Ona göre ben de seni yönlendirip senin üzerinden para kazanacağım diyor. Burada bir açıklama getirmişler. Komplo teorisyenleri bu konuyu çok konuştu demişler. Burada yanlış anlaşılma var. Evet, Bill Gates 666'lık bir şey aldı. Bir patenti var. Ama bu patent giyilebilir canım. Bu içeriye takılacak, deri altına takılacak bir çip değil. Bu sadece giyilebilir ya da telefonla çalışabilir bir aplikasyon diyorlar. Kendilerini kurtarmak için. Onları da inceledim şimdi. Ama bunu kabul ediyorlar. Var bu. Zaten var. Kabul etmeseler ne olacak? Patent Enstitüsü'nde evet, gözüküyor evet, zaten bu. Şimdi bu şu anlama geliyor. Bakın bir İngiltere'de uygulama var. Hep anlatıyorum bunu. Microsoft zaten. Yürüdüğünüz zaman para kazanıyorsunuz bu uygulamada. Şimdi bunları sorgulamış insanlar. Ne diye sorgulamışlar? Burada mesela Yaşam 3.0'da Max Tegmark diyor ki ya diyor ileride insanlara bir vaatte bulunmamız lazım. Çünkü yapay zeka bütün dünyayı kontrol edecek ya. O zaman da insanların bir amacı kalmayacak. Çünkü robotlar her şeyi üretecek. Amacı kalmadığı için de ne olacak? İnsanlar kendileri mutsuz hissedebilecek. Ne yapalım? Evrensel gelir hesabı verelim. Peki yok yere para veriyoruz insanlara. Bazı insanlar yok yere para almaya da alışık değil. Yani insanlar illa bir ödül mekanizması istiyor. Tamam parayı verdik de adam intihar eder yine. Neden? Hayatta bir amacı yok. O zaman da diyor ki hayatta bir amaç kazandıralım o insanlara. Ne yapalım? Belli bazı kriterlerimiz olsun. İyi insan olmak ne demektir? Bu iyi insan olanları da ödüllendirelim. Sağlıklı yaşasınlar, sağlıklı yaşayanlar ödüllendirilsin, spor yapanlar ödüllendirilsin, vatandaşlık hizmetlerini iyi yapanlar ödüllendirilsin. E bunu da nereden ölçeceğiz? İşte Bill Gates'in bu 060606 patent numarasıyla aldığı beden madenciliğine yarayacak çiple bunu ölçebiliriz. Ha sen koşuyor musun? Aferin koçum, koşmaya devam et. Koştukça Bitcoin kazanıyorsun ya da bir coin kazanıyorsun, para kazanıyorsun. Yani hayatta senin bir amacın var. Sağlıklı yaşıyorsun, iyi insansın. Hemen paralarla da senin karşına çıkıyor, seni ödüllendiriyor. Ve çok güzel geliyor bu. Ama bir yandan da seni aslında yönlendiriyor. Çünkü başka kriterleri de o belirledi. Neye göre iyi, neye göre kötü? Onun da cevabı var. Neyin neye göre iyi ve kötü olduğunu gelecekte belirleyecek olan tek şey yapay zeka, veriizm ve dataizm de bu. Ve siz buna nasıl eklemleneceksiniz? Bakın, eğer gerçekten kim olduğunuzu bilmek istiyorsanız gelecekte diyor Noah Harari, Homo Deus'ta, o zaman dağ tepeyi dolaşmayı bırak, DNA dizilimini analiz ettir. Analiz ettirdin mi? Hayır mı? Daha ne bekliyorsun? Hemen git yaptır. Büyük anneni, anneni, babanı ve kardeşlerini de götür. Onların verileri de son derece değerli. Peki giyilebilir biyometrik cihazları duydun mu? Duyduk. 060606 şimdi duymuş oldum. Bilgi eğitim varmış zaten. Teşekkür ederim. Duydum şimdi.
Hani tansiyonunu ve nabzını günde 24 saat ölçen şu giyilebilir biyometrik cihazları yapıyor bir tanesini. Bill Gates. Güzel, hemen bir tane edin ve akıllı telefonuna bağla. Alışveriş yaparken yaptığın her şeyi kaydetmek için bir kamera ve mikrofon al. Çektiklerini internete yükle. Google ve Facebook'un elektronik postalarını okumasına, görüşme ve mesajlarını takip etmesine, tıkladığın ve beğendiğin her şeyi kaydetmesine izin ver. Çünkü ancak tüm bunları yaparsan nesnelerin internetinin harikulade algoritmaları kimle evlenmen gerektiğini, hangi kariyeri seçeceğini ve ne zaman savaş başlatabileceğini sana söyleyebilecek. O zaman şanslısın işte. Bütün verilerini girdiğin zaman bir kainin olacak senin. Erkan Bey, Murat Bey, buraya gidin. Bu restoranı tercih edin. Bu eş size uygun. Bu hayvan size uygun. Bu köpek size uygun. Bu ortamlarda bulunun. Bunları söyleyecek diyor. Rahatlayacaksın. Düşünmene gerek kalmayacak. Sen yeter ki verilerini gir. Şimdi ama bütün bunlardan sonra karşımıza dünyada gelecekte birkaç yapay zeka ütopyası ve distopyası karşımıza çıkmış. İşte yaşam 3.0'da bunlar dile getirilmiş. Ve bütün bu yapay zekalardan daha çok tanrı olarak bahsediliyor. Gelecekte yapay zeka vasıtasıyla ne tür bir sistem gelebilir? Analizini yapmış adam. Söylüyorum bakın. Diyor ki liberter ütopya var gelecekte gelebilecek olan. İliksever diktatörlük gelebilir başımıza diyor. Eşitlikçi ütopya gelebilir. Bekçi gelebilir. Koruyucu tanrı gelebilir. Esir edilmiş tanrı gelebilir. Açıklayayım onları. Bakın ilginç şeyler bunlar. Liberter ütopya şu. İnsanlar, cyborglar, yüklemeler ve süper zekalılar mülkiyet hakları sayesinde huzurlu şekilde bir arada yaşayabilirler. Bu en iyimser gelecek tablosu. İliksever diktatörlük de gelebilir gelecekte diyor. Nasıl bir diktatörlük? Herkes yapay zekanın toplumu yönettiğini ve katı kurallar uyguladığını bilir. Ancak çoğu insan bunun iyi bir şey olduğunu düşünür. Sonra eşitlikçi ütopya. İnsanlar, cyborglar, yüklemeler ve süper zekalar mülkiyetin ortadan kaldırılması ve garanti altına alınmış gelir sayesinde huzurlu şekilde bir arada yaşayabilirler. Bu iyi. Bir de bekçi senaryosu var. Bu bekçi senaryosunda süper zeka bir yapay zeka başka bir süper zekanın yaratılmasını engelleyecek kadar az müdahale olmayı hedefiyle yaratılır. Sonuç olarak insan seviyesinin biraz altında zekaya sahip yardımcı robotlar bollaşır ve insan makine cyborglar da var olur. Ancak teknolojik ilerleme sonsuza dek engellenir. Şimdi şurası çok ilginç. Koruyucu tanrı modeli. Gelecekte karşılaşabileceğimiz. Koruyucu tanrı modeli de şu. Özünde her şeyi bilen ve her şeye gücü yeten yapay zeka kendi kaderimizi kontrol ettiğimiz duygusunu koruyacağımız şekilde müdahale ederek, yani biz de zannedeceğiz ki biz kendi kaderimizi kendimiz kontrol ediyoruz. Halbuki yapay zeka onu yapacak. Müdahale ederek insan mutluluğunu maksimize eder ve kendini o kadar iyi gizler ki o yapay zeka. Bazen biz insanlar yapay zekanın varlığından bile şüphe duyarız. Yani bu en kötü kontrol aslında. Bakın sonra diyor ki esir edilmiş tanrı modeli. Süper zeka bir yapay zeka insanlar tarafından hapsedilebilir. Bu makine insan kontrollerine bağlı olarak iyi ya da kötü yönde kullanılabilecek, hayal dahi edilemeyecek teknoloji ve zenginlik üretmek için kullanılabilir. Şimdi daha da var senaryolar. Hocam şöyle yapalım mı? Bir 3 dakikamız var. Evet. Onu ekleyeceğinizi alayım. Hem de bir de soru sormuş olayım. Öyle tamamlayalım. İnsanlar şunu hep programlarda ben size de soruyorum. Şunu merak ediyor. İşte bugün de yaklaşık 2 saattir yapay zeka çip aşılanma, yapay zeka çip gelecekte ne olacak? Robotlar, insan ırkı falan. Hep bunları anlatıyoruz ve hep şurada diyorlar ya evet bu buraya doğru gidiyor. Ne yapacağız? Sonuç ne? Biz ne yapacağız? Şimdi araştırmacılar diyor ki bizim görevimiz bunları anlatmak, bilinçlendirmek. Şimdi bu taraftan baktığımızda da şöyle bir durum var. Bu konuştuğumuz her şey, yani bilincin nakli, Neuralink diyorsunuz, Neon projesi diyoruz, 50 bin tane projeden bahsediliyor. Robotlar artık günümüzde ve bu daha da büyüyecek, ülkesi kuruluyor. Bunların hepsinin arkasında şeytani dediğimiz bir yapı çıkıyor bu sefer. Hak ve batıl savaşı var. İlk insandan beri geliyor. Peki
Bunun arkasında bütün bu projeler, işte iyi niyetle baktığımızda bak işte implant takılıyor, bak adamın yürümesi sağlanıyor bilmem ne. Bu tarafta da var. Yine arkada bu böyle bir yapı var. Biz yapmıyoruz bunu. Dolayısıyla batıl harıl harıl çalışırken iyi ya da kötü. İnsanı hacklemek ya da değil. Bu taraf ne yapıyor? Ve biz ne yapacağız? Hani bu şekilde bir soru yöneltmiş olayım. Tabii NASA'nın görselini verelim mi? Hemen alalım yönetmenim. Şimdi cevap vereceğim. İnsanlığın teknoloji çağı 2020'den bahsediyor NASA'nın direkt beyanı. Onu alalım çünkü vaktimiz yok. Onu alalım, onun üzerine cevap vereceğim sizin sorunuza. Ortaya alabilir miyiz yönetmenim onu? Şimdi bu ortaya aldığımız görselde NASA'nın 2011 yılında 2020 yılında ne olacağına dair açıklaması. 2020 yılı itibariyle yani günümüz yılımızda artık biz yeni bir insanlık tipini doğurmuş olduk NASA'ya göre. Bu insanlık tipi de nano biyolojik çiplenmiş insan modeline geçtik. Alkışlıyoruz Bill amcamızı ve Neuralink projesini geliştiren Elon Musk'ı alkışlayalım. Geçtik onların vasıtasıyla. Şimdi aşılar konuşuluyor. Bu aşılar alelacele ortaya çıkarılmış. 10 sene sonra yan etkileri ortaya çıktığında diyecekler ki tamam canım gerek yok bu kadar panik yapmaya. Neuralinkleri zaten geliştirdik biz. Yan etkileri mi var? Bunları taktırdığı zaman onları da elinden alırız yani. Onlardan da kurtuluruz. Şimdi bunların hepsini bir kenara bırakıyorum. Cevap veriyorum. Bu taraf ne yapıyor? En son orada bir şık vardı bu görselde. En son. En son aşama insanlığın çağları diyor teknolojiye göre. En son aşama da sanal insan tipi. Artık biz de yokuz ortada. Yani bizim bilinçlerimiz robotlara yüklenmiş, onlar yaşıyorlar. Etten kemikten bir insan yok son aşama. Bunun böyle şeytani olduğunu NASA göstermiş 2011 yılında zaten tamam, bir düzeni. Şimdi ne yapmak gerekiyor? Oraya geliyorum. Bunu bildik mi? Öğrendik mi? Şimdi artık bizim yapacağımız şey buna karşı duracak bir örgütlenme içerisinde olabilmek. Yani ulus devletlerin, hükümetlerin böyle bir altyapı çalışması mı onun aslında? Altyapı çalışması bu apaçık bir düşmandır. Buna karşı örgütleneceksiniz. Böyle yapay zekanın hakim olmasına, savcı olmasına, devlet başkanı olmasına asla müsaade etmeyeceksiniz. Tavrınızı koyacaksınız. Evet. Tavrınızı koymazsanız o yapay zeka bir gün sizin beyninize tavrını koyar. Peki. Peki hocam. Ağzınıza sağlık. Araştırmacı yazar Erkan Türk'ten hocam. Yakın bir zamanda bekliyoruz yine YouTube için. İnşallah. Bu arada bir sorumuz vardı. Vatandaşlık alan ilk robot Sofya'ydı. Hocam biraz daha zorlaştıralım dedi. Hangi ülke vatandaşı oldu dedi. Aynı zamanda Suudi Arabistan vatandaşı oldu. Cevapları veren 5 izleyicimize kitap gidecek. Bu bölümde sonuna geldik. Vaktimiz yetmedi. Konular kaldı ama haftaya başka konu ve yine konuğumla inşallah burada olacağız. Görüşmek üzere. Hayırlı geceler.